isterseniz bu 4 lahit aynı. Açarı. Gene aynı bizim şu anda koyduğumuz gibi. Aslında çok güzel bir şey ya. Meyvelerden oluşan üstüstlerine lahitlerde çok sık kullanılıyor. Yaklaşık 5000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Ermenek bölgesinde tarihi zenginliklerimizin gün yüzüne çıkarılması konusunda ilçe kaymakamımızla birlikte İşkur ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi rektörlüğüyle beraber ortak bir çalışmaya başladık. Philadelphia bölgesi dediğimiz Gökçeseki bölgesinde çalışmalarımız yaklaşık 1,5 aydır devam etmekte. Sizlerin de gördüğü gibi şu anda 3 tane light'ımız ortaya çıktı. Dördüncüsünün ucu göründü. Biz burada çalışmalarımızın amacı geçmiş tarihi dökümlerimizi turizmin hizmetine sunmaktır. Sayın Başkanımızın dediği gibi biz burada Ermeni'nin artık yer altında kalmış, unutulmuş tarihlerini ortaya çıkartmak için bir çalışma başlattık. Burada amacımız artık Ermeni'nin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak. Burası Gökçeseki öğren yerimiz Ermeni'nin ilk açılan kapısı. Bizim için bu noktada çok önem arz ediyor. İnsanlar buraya girdiği zaman Ermeni'ye girmeden önce böyle bir tarihle girecek. Yani tarihin Ermenek'le iç içe olduğunu, 5000 yıllık, 10.000 yıllık bir tarihimizin olduğunu insanlara biz burada ilk başta göstereceğiz. Ermeni'ye girmeden önce insanlar tarihi bir şehre girdiklerini hissederek gelecekler. Buradan sonra Ermeni'nin merkezindeki tarihi kazılarımız, oradan sonra yukarı çağlardaki kazılarımız Ermeni'nin ne kadar tarihi bir şehir olduğunu ortaya çıkaracak. Biz artık Ermeni'nin tarım ve maden şehrinden ziyade bir turizm şehri olmasını önem arz ediyor bizim için. Bundan dolayı bu kazılar, yapacağımız turizm ve tarihi çalışmalar bizim için Ermeni'nin geleceği adına çok önem arz etmekte. Çünkü bizim madenle alakalı anılmak çok fazla istemiyoruz. Maden bizim yan kolumuz olmalı. Bu noktada Ermeni'yi bir yere getirmek için bizim tarihimize, kültürümüze ve turizmimize kesinlikle sahip çıkmamız gerekiyor. Kazı çalışmalarında 3 basamaklı bir podyum üzerinde Roma 4. yüzyıl, milattan sonra 4. yüzyıla ait 3 adet lahit ortaya çıkardık. Lahitlerde yaptığımız incelemelerde lahitlerin antik dönemde tahribat görmüş olduğunu gördük. Yine bu bölgede başka podyumlar üzerinde yine lahit beklentimiz devam etmektedir. Kazılardan önce birkaç tane lahitin bir kısmı, çok az bir kısmı görülmekteydi. Kazılar devam edince tabii ki yeni yeni lahitlerle karşılaşmaya başladık. Bunların sayısı 8'e çıktı. Ve önemli olan bu lahitler için basamaklı podyum üzerinde yükseliyor olmaları bu bölge için bir yenilik olarak ön plana çıkmakta. Bazı lahitlerin üzerinde figürlü süslemeler bulunmakta. Örneğin bir tanesinde 3 kadın, bir diğerinde 2 figür yer almakta ve yazıtları da bulunmakta. Burada çok kalabalık bir nüfuzun yaşadığını söyleyebiliriz. Zaten Roma döneminde önemli bir yerleşim burası ve ilerleyen yıllarda da bu önemi artarak devam ediyor.